Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Çocuklarımla güzel bir kahvaltı yemeği düşünüyoruz ama ne yapacağız karar veremedik. O bir şey söyledi, o bir şey söyledi. O zaman dedim ben de azar azar ondan da yapalım, ondan da yapalım dedim. Öyle yiyelim. Yine bir cumartesi klasiği. Genelde patates kızartıyoruz cumartesi günleri. Arada değişebiliyor ama genelde patates kızartması oluyor çocukların isteği. Ve bazlama vardı. Şöyle yumurtalı. Onu da kızarttım. Şuraya kahvaltılıklar koydum. Artı hellim peyniri kızarttım. Şurada kendi yaptım. Şeftali reçeli. Şimdi buna koyacağım biraz. Çocuklar link içmek istedi. Dün babalara almış onların isteği üzerine. Kahvaltıya koydum. Ben de çay içeceğim. Evet, o zaman ne diyoruz bizlere? Afiyet olsun. Çamaşır makinesine çamaşırı koymuştum. Onlar da bitti. Biz çocuklarla sohbet ede ede kahvaltı yaptığımızdan dolayı. Ben mutfağı toparlarken çocuklar da çamaşır makinesindeki çamaşırları kurutmaya koydu. Bunu çalıştıracağım şimdi. Makinemin yıkaması falan çok güzel ama maalesef gördüğünüz gibi kendi kendine çatlaklar oluşturur. Tezgah zaten sıfır değil buna. Yani diyelim ki ağırlığından çatladı. Şunlar mesela kir değil. Bunlar bildiğiniz pas. Paslanmaya başladı. Şuraları. Zaten soyulmalarını biliyorsunuz. Daha öncesinde de soyulmuştu falan. Yani soyuluyor da. Paslar yine buralarda da belirmeye başladı. Maalesef ki böyle sorunlar oluştu. Yani dediğim gibi yıkaması falan güzel. Bulaşık olsun, çamaşırı olsun, buzdolabımın soğutma özelliği falan olsun ama maalesef aynı marka ve hepsinde de işte böyle paslanmalar, soyulmalar falan mevcut yani. Allah nasip eder kendi evimiz olursa inşallah. Değiştirebilirsek değiştiririz. Nasip bu işler. Bakalım. Şimdilik herhangi bir sorun vesaire çıkarmasın da aldı başını gidiyor çünkü beyaz eşyalar biliyorsunuz. Çocuklarımla Elemental, doğru okudum herhalde, Doğanın Güçleri diye bir film açtık. Onu izleyeceğiz. Çocuklarımızla en sevdiğimiz aktivitelerden biri. Değil mi annem? Dizi izleyelim, evet. Film izleyelim. Biz çok seviyoruz çocuklarla. Film bittikten sonra çocukların ödevler var. Onlar yapılır. Ondan sonra ben de bir evi süpürürüm. Şöyle rutin ki etrafı falan bir silerim. Ayağını yerim senin, oradan görünüyor. Silerim. Yani iş kaçmıyor arkadaşlar. Ev işi yap yap bitmiyor. Bir daha istiyor zaten. Elbet yaparız. Önemli olan şu anın tadını çıkarmak. Çocuklarımı mı kırayım? Beraber izleyelim onlar. Film izleyelim demişken. Ay, o zaman bize iyi seyirler. Filmi bitirdik. Film aşırı güzeldi arkadaşlar. Yani müzikleri olsun, o görselliği olsun, izlemesi o kadar keyifli bir filmdi ki zaten görselliğine hayran oluyorum animasyon filmlerine. Şimdi çocuklar ödevin başına oturdular. Derenim öğretmeni Eba'dan da vermişti ödev. O yüzden Eba'dakini yapıyor. Neyse çocuklarımın kafasını karıştırmayayım. Onlara iyi dersler. Çocukların ödevi bitti. Ders programlarını da hazırladılar. Şimdi süpürme işime geçiyorum. Bir odaları süpüreyim. Şöyle bir görünen yerleri de sileyim. Detaylı temizliğimi hafta içi yaptığım için diğer günler böyle evi temiz tutmak adına o şekilde yapıyorum. Odaların süpürme işini bitirdim. Silme işini de bitirdim. Sadece bu oda kaldı. Biliyorsunuz benim böyle rutin süpürme işlerimde, silme işlerinde falan halıyı sağdan çekerim, soldan çekerim falan. O şekilde siler süpürüm. Bir nevi tüm alan silinip süpürülmüş oluyor aslına bakarsanız. Neyse. Evet, hemen buranın silme işini de bir bitirelim. Rutin işlerimi bitirdim. Birazcık oturayım dedim. Ondan sonra kalkacağım. Biberlerim var. Onları yine turşu yapacağım. Derin ev yapımı biber turşularını sevmeye başladı. O yüzden hazır bulabiliyorken bu kıl biberleri, ince biberleri, acısız olanlarından yapayım da dursun dedim. Detaylı tarifini vermem. Zaten yakın zamanda sizinle turşu yaptık. Daha da yaparız lahana mahana. Havalar biraz daha soğusun. O turşuları da yaparız beraber. Hani bunu yaptıktan sonra sizlere gösteririm. Olmadı hani ölçüyü söylerim. Şunu şu kadar, bunu bu kadar koydum diye. Akşama ne yemeği yapacağız?
Hiç aklımda bir şey yok. Bakacağız artık duruma göre. Bir kavanoz tam çıkıyor. Diğerini doldurmayacaktı. Ben de onun içine yine havuç, kapya biber koydum. Birkaç tane fasulye koydum. Fasulyeleri de şuradan görebilirsiniz. Salatalık vardı. Çengelköy salatalık, havuç ya zaten görünüyor. Öyle çoğaltayım, o da bir kavanoz o şekilde doldursun dedim. Yine biberi de ekledim, kalanları, bundan kalanları. 1 litrelik kavanoz ölçüsüne 1 çay bardağı sirke, 1 yemek kaşığı turşuluk tuz, 1 çay kaşığı kullanacaksanız eğer limon tuzu ve 1 çay kaşığı toz şeker de kullanabilirsiniz. İçme suyuyla yaptım. Kaynatmadım suyu. Kaynatarak da yapabilirsiniz. Sıcak suyla turşu daha çabuk oluyor. Kaynatmadan yaptığınız suyla da 15 günü buluyor. Ben normal içme suyuyla yaptım. Kaynatmadığım suyla yani. Üzerini geçene kadar koyuyorsunuz. Kaynamış su da olsa, normal su da olsa. Bu şekilde arttırabilirsiniz 2 litrelik, 3 litrelik ölçülerinizi. Evet. Turşularımız da tamamdır. Yavaştan ne yemeği yapacağım onu düşüneyim. Sonra da yemeğimi yapmaya başlayayım. Ben ne yemek yapacağım diyordum ya. Emrah aradı. Balık alayım mı canım? Yer miyiz dedi. İyi olur dedim. Şöyle güzelce temizledim. Daha doğrusu yıkadım. Temizlenmişti zaten. Baharatladım. Sarımsak rendesi, tuz, karabiber, pul biber. Evet başka bir şey yok. Onları da güzelce koydum. Ha bir de sıvı yağ ekledim. Baharat yağı her tarafına gelecek şekilde şöyle karıştırdım ve tekrardan böyle dizdim. Evet şimdi bunu fırına koyuyorum ve elma dilim patates de fritöze koyacağım. O da orada pişe dursun. Bugün salata kızımdan. Dünyanın en lezzetli salatası. Çocuklarımın elini yediyorsa en lezzetli o. Patatese bir bakayım dedim filizimizdeki. Bu tahtayı zaten derin için almıştık. Favori bıçağı da bu. Büyükleri kullanmayı sevmiyor şu anda. Çok büyük oldular ya. Hiç önemli değil anneciğim. Hiç önemli değil. Ben de hemen soğan çıkarayım. Unutmuşum soğanı. Kafamı kapıya vurdum. Kadar sakarlık olabilir mi? Bende daha fazlası var bence. Bana çektin demek ki bebeğim. Kolay kolay bir şey döküp kırmam, tabaktır, bardaktır vesaire öyle bir şeyim yok ama kendime olunca Allah'ım ayağımı vururum, dizimi vururum, kolumu vururum. Allah Allah derim, dizim niye morarmış? Vurduğumdan da bazen haberim olmaz. Yarısını istersen salataya koy. Eğer sade soğan yemek istersen onu da ayrı yapalım. Nasıl istersin? Yarısını buna koyalım. Aa, tamam. Gözlerim şimdiden yağmaya başladı. Soğanı ben doğrayabilirim eğer istersen. Parmağına dikkat et. Sertmişti. Tamam anne. Patates de oldu. Salatanın soğanını da doğradım. Kızımın ellerine kollarına sağlık. Tabağımı alacağım balıkları. Bu arada çocuklar yer sofrasında yemek istedi. İyi olur dedik valla. Bağdaşımızı kurarız. Güzelce bir yer sofrasında akşam yemeğimizi yeriz dedik. Kutayla derin sofrayı hazırladılar. Ben de hemen balıkları koyacağım tabağa. Soğanları da aldım. Dedim balıkları bir yerleştireyim de olmadı kenarlarına koyarım. Soğanları şöyle koyalım. Limon da koyalım. Ben limonlu sevmem balığı. Limonlu yiyemem yani ama Emrah çok sever. Hadi şimdi soframıza götürelim bunu da. Evet, balık soframız da hazır. Şu kaseyi de şey için getirdim.
Yine büyük kılçıklar oluyor ya tam ortasında. Onları koyarız diye getirdim. Evet, o zaman bize afiyet olsun. Rabbim bizde ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Bulaşık makinem dolmamıştı ama zaten böyle içinde az bulaşık varsa ona göre de bir programı var. O programda bir çalıştırayım dedim. Bir tane bu şekilde bir dilim limonun da çekirdeğini aldım. Makinenin içine koydum ki o limon kokusunu da versin içine diye. Balık bulaşığını pek bekletmeyi sevmiyorum. O yüzden de çalıştırdım makineyi. Biraz da difüzörü açarız. O da birazcık o kokuyu alır maalesef. Balık kokusu pek hoşuma gitmiyor. Evdeki herkes yattı. Ben de bir bitki çayı içeceğim ve yatacağım. Çocuklarla güzel vakit geçirdik. Eğlendik, dinlendik. Bugün böyle evde zaman geçirdik. Emrah da çalışıyordu zaten biliyorsunuz. Yarına bir gezme planı yaptık. Botanik bahçeye gideceğiz. Park olan bir botanik bahçe. Bakırköy'de bir yer. Daha önceden videosunu çektim mi? İnanın bilmiyorum ama daha önceden gittiğimiz bir yerde. Yarın oraya gidelim diyoruz. Açık alan, temiz hava alırız. Çocuklar da oynar, eğlenir. Sulu kısımları da var oranın. İnşallah hava yarın güzel olursa çocuklar orada da güzel vakit geçirir. Ama yarın video çekmem diye düşünüyorum. Yarın benim molam olsun. Bazı hafta sonları gezdiğimiz zamanları dahil ediyorum. Bazen etmiyorum zaten biliyorsunuz. Yarın benim o yüzden dahil etmediğim, video çekmediğim gün olsun, dinlenme günüm olsun. Ailece böyle sadece vakit geçirdiğimiz bir gün olsun. Şimdi videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.